iyi anlaşılmalıdır. Niçin öyle söylüyor biliyor musunuz? Çünkü bugün ve dün dünyadaki bütün müşrikler de sahip çıkıyordu. Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Kureyşiyle, Mekkelisiyle bütün müşrikler biz İbrahim'in yolundayız diyorlardı. Biz İbrahim'deniz diyorlardı. Biz İbrahim'in komşusuyuz daha bu şehirde diyorlardı. Onun için Allah-u Teala hayır, hayır o sizin gibi müşrik değildi diyor. Rast bir şekilde eğer orta yere korsa inanın çoğu kaçışında biz yanlışız, biz böyle bir adamla beraber değiliz dedi. Size soruyorum. Evet. Sadece Hazreti İbrahim değil ha. Evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a geleceğiz ama bütün peygamberler böyledir. Bütün peygamberlerin bir günü vardır. Bir dönemi vardır. O dönemde o peygamberle kimse olmak istemez. Evet. Mekke'yi fetheden Muhammed Aleyhisselam'la herkes beraber olmak ister. Niye? 10 bin kişilik bir orduyla kendisini kovan, kendisini hicrete zorlayan, kendisini öldürmek için pusular, oyunlar kuran Mekke'yi fethediyor artık. Galip. Herkes geliyor. Ya Resulallah biz senleriz. Ne zaman ki çarmıha gelme kararı alındı, terem terem oldular. Kimse kalmadı yanında. 12 kişi kaldı. Hatta o 12 kişiden de biri daha pire verdi bildiğiniz gibi. 11 kişi kaldı. Önemli olan işte bir peygamberle böyle günlerinde beraber olmak. Ama ilginçtir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı hep böyle. Kardeşler, yani böyle kırma işini böyle basit bir iş zannetmeyin ha. Yani bir oyuncakçı bir züccaciye de dükkanına girip de oradakileri parçaladığını falan zannetmeyin. Bu adam baş şehre gidiyor. Bir ülkenin baş şehrine. Sözden söze geçiyoruz. Zaten Allah-u Teala bütün peygamberlerini baş şehirlere gönderiyor. Baş şehire gönderilmeyen bir peygamber yok. El-Kura hatta yeb'ase fî ümmihâ rasûlen yetlû aleyhim âyâtinâ. Senin Rabbin hiçbir ülkeyi helak etmedi. Ta ki o ülkenin ana meydanına bir rasul gönderir. Ana meydanına. Bir şehrin cebinden verilen maaşla burada görev yapan bir görevlisin. Bizim işimiz, gücümüz var. Bu çocukları sana verdik. Niye? 5 kere 5 kaç eder onu öğret. Su kaç derecede donar? Kaç derecede kaynar? Kaç derecede buharlaşır? Onu öğret. Fizik nedir? Kimya nedir? Bunları öğret. Bizim işimiz var, gücümüz var. Hem bizim mesleğimizde. Bunları öğret. Biz bunun için sana para veriyoruz. Sakın ha! Bu çocuk kimi sevecek? Kimin yolundan gidecek? Kime ibadet edecek? Buna burnunu sokma ha! Senin görevin budur. Bunu öğretmene de, müdüre de, kaymakama da, valiye de, başbakana da, cumhurbaşkanına da bunu gerçekten samimi bir şekilde haykırmalıyız. Eline bıçak alıp kendin keseceksin diyor ya Allah-u Teala. Bu imtihanı vermek böyle basit değildi. Sen onu canın ciğerin yavrunu eşini çöle götüreceksin. Oraya bırakacaksın ve Rabbim böyle dedi deyip döneceksin. Bu ancak bugün tımarhanedeki deliler.
Ama unutmayın, bu ümmetin babaannesi o. Kocası gibi, oğlu gibi teslim olan o Haceri, Rabbimiz öyle sevdi ki yanına komşu aldı. Ve hatta diyor ki Ali Şeriat'ı, Allah diyor, Hacer'le kendisinin arasına kimsenin girdiğini istemediği için tavaf oradan yapılacak diyor. Hacer'in yattığı yeri bölüp oradan bir boşluk olduğu anda oradan tavaf edenin biliyorsunuz tavafı kabul olmuyor. İbrahimilerin üzerine gökten ateş yağdırılmaya çalışılıyor. Ama bu onların akıbetini değiştirmeyecektir. Siz onun davasına ihanet ettiğiniz müddetçe, putlarınızı diktiğiniz müddetçe